Yunan vazoları kızıl topraktan ya da pişirilmiş kilden yapılırdı. Kilin çömlekçilikte kullanılabilmesi için çakıl taşlarının veya benzer maddelerin içinden temizlenmesi gerekir. Çömlekçi önce dışarıda büyük havuzlarda ham kili koyu kaygan bir sıvı forma sokmak için suyla karıştırır. Sıvı kil, içindeki daha ağır olan tortular dibe çökene kadar bekletilir. Arıtılmış olan bu sıvı daha sonra ikinci bir havuza aktarılır. Çömlekçi bu süreci birkaç kere tekrarlar. Ardından havuzdaki malzeme güneşte bırakılır ve böylece buharlaşma sonucu geriye arıtılmış kil kalır. Kili hazırlamak için son aşamadaysa çömlekçi sistematik bir şekilde kili bastırır ve katlar. Böylelikle kil yoğrulmaya uygun hale gelir. Katmanlar halinde olan kil birleşir ve kil artık kullanıma hazırdır. Birçok Yunan vazosu çömlek tekerleğinde yapılmıştı. Yunan vazolarının karmaşık şekillerine bakılırsa genellikle parçalar halinde yapılıp daha sonra birleştirildikleri anlaşılıyor. Örneğin bir kadeh ya da kupa yapmak için çömlekçi öncelikle kili tekerleğin merkezine yerleştirmelidir. Kil sabitlendiğinde çömlekçi ortadaki deliği yapmaya başlar. Çömlekçinin parmaklarından gelen baskı deliği genişletir ve kabın içindeki boşluğu oluşturur. Tekerleğe ek olarak çömlekçinin asıl aracı elleridir. Bir de yüzey yumuşatmak için ıslak bir sünger kullanılır. Kadehin ayak kısmının yapılması için çömlekçi tekrardan kili ortalar. Yukarı doğru çeker ve altta, ortada bir boşluk açar. Ertesi gün şekillendirilmiş parçalar biraz kuruduğunda, kadehin ana parçası, metal bir tıraşla törpülenir ve yüzey yumuşatılır. Çömlekçi ayrı ayrı yapılmış ve kurumuş parçaları bir araya getirmek için ıslak kil kullanır. Daha sonra kulp yapmak için bir parça kili gerer ve büker. Bunları da yine ıslak kil kullanarak vazoya ekler. Bağlantı noktalarını güçlendirmek için biraz pürüzlendirir. Vazomuz artık süslenmeye hazır. Atinalı vazo sanatçıları, vazo dekorasyonu için çeşitli yöntemler denemişlerdi. Bunlardan biri, siyah figür tekniğidir. Siyah figür tekniğinde, kırmızı arka plan üzerine siyah figürler yapılır. Bunun için öncelikle tasarımın taslağı çizilir. Mesela bu örnekte, vazoya bir yunus çiziliyor. Daha sonra, sulandırılmış bir kil, boya olarak kullanılarak, taslak olarak çizilen çizgiler doldurulur ve silüet oluşturulur. İlk kullanıldığında bu boya neredeyse vazonun yüzey rengiyle aynıdır. Fakat fırınlandığında renk siyaha döner. Daha sonra sivri uçlu bir aletle detaylar silüete işlenir. Vazo artık fırına verilmeye hazırdır. Atina çömlekçilerinin siyah-kırmızı renkleri, 3 farklı ve zorlu fırınlama sürecinin sonucudur. Odun ile ateşlenmiş fırında, oksijeni zengin bir ortamda vazolar 800 santigrat derecede ısıtılırlar. Böylelikle bütün vazonun rengi kırmızıya döner. Daha sonra çömlekçi fırının kapaklarını kapatıp içerideki oksijeni azaltır, fırının ateşine yeşillikler ve yaprakları olan dallar atar. Bunun sonucunda ise vazo siyah renge döner. Aynı anda ise fırının ısısı yükseltilir. Böylelikle dekoratif boya, ince kil, parlak bir hal alır. Son olarak fırın yavaşça soğumaya bırakılır ve çömlekçi fırına oksijen girmesine izin verir. Bu aşamada vazonun boyanmamış kısmı yine kendi kırmızı rengine geri döner. Parlak, oksijen almamış olan kısımsa siyah olarak kalır.